Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi dikdörtgendeki yeni nesil soruları çözmeye başlıyoruz arkadaşlarım. Bakalım nasıl sorular sormuşuz görelim. İlk sorumuz bir katlama sorusu. Dikdörtgen şeklindeki kartonun A köşesi DF boyunca katlandığında. Şimdi DF boyunca katlanıyorsa ne demiştik? Kat çizgisi açıortay olacak demiştik. İki taraftan da hem D'den hem F'den. Bakın bunun sayesinde buranın 60 dikdörtgen olduğu için 90, 30, 30 olduğunu bulduk. Bu 90 katlandı buraya geldi. Bunu da söyleyelim. Şu AF kenarı katlandı buraya geldi. DA kenarı katlandı buraya geldi. Bunları da bir vurgulayalım istedik. Şimdi E noktası ile çakışmaktadır. DF boyunca katlandı. E ile çakışıyor. EH diktir BC'ye demiş. Tamam bu dikmiş dostlarım. 60'ı 8'i gördüm. Alan ABCD 56 köküç birim kare olduğuna göre CD uzunluğu nedir diye de bir soru sormuş bize. Bize bir de bu keratanın alanını vermiş arkadaşlarım. Alanı da biliyoruz. Neyi soruyor? CD uzunluğu nedir diye de soruyor. Şimdi bildiğimiz, gördüğümüz her şeyi bir yerleştirelim kardeşim. Bakalım neler yapacağız. Şimdi şurası 30-30-60, şuraya da 30 derece kaldı. Bunu da söyleyelim. Sonra şuradan bir diklik çizelim. 30'u görünce karşısına bir diklik indirdim. 30'un karşısına K, 90'ın karşısına 2K diyelim. Bu 2K katlanmadan önce buradaydı. Buraya da K yazalım. Bak şuradan aşağı dikliği devam ettiriyorum kardeşim. Tabii ki bu da K olacak. Niye? Çünkü buranın toplamı 2K. O halde burası K ise buraya da K kaldı. Şimdi burada 60'ın karşısına K yazmak zorunda kaldık. Hani çok bir şey olur mu? 30'un karşısını falan buluruz diye düşünüyorum ama köklü sayılarla uğraşırız. Devam edelim ya neyse. Şurada 60'ın karşısı da K köküç olacak diyelim. Şimdi şurası da 8. Tabii ki burası da K. Burası da K. Şimdi dikdörtgenin alanı 56 köküçtü. Bakın bunu şöyle yazacağım şimdi. Bir kenar uzunluğumuz 8 artı K köküç. Uzun kenarım. Çarpı kısa kenarımda 2K. Şimdi bu ikisinin çarpımı 56 köküçmüş. Yani alanı verecekmiş. Buradan bir K'yı bulmayı deneyelim arkadaşlarım. Bakalım bir şeyler gelecek mi? Şöyle bir içeriye dağıtalım ya da hatta önce bir şu 2'ye bölelim şunu. 28 köküç olsun burası. Eşittir 8 artı K köküç çarpı K. Şimdi K'yı içeriye dağıtalım. 8K artı K kare köküç eşittir 28 köküç geldi. Hani buradan K'yı bulması biraz sıkıntı çıkacak. Başka bir şekilde yapabilir miyiz? İşte şuraya K değil de K köküç desek daha mı kolay çözerdik soruyu diye düşündüm. Bakın 30'un karşısına bir K köküç diyelim. Yani hepsinin köküç katını alalım. Tabi buranın da köküç katını alırsam 3K yapacak burası. Buranın köküç katı böyle oldu. Köküç katı böyle oldu. Şurası K köküç geldi. Tabii ki bunlar da K köküç, K köküç geldi. Şimdi bir daha bakalım. Toplam şu uzunluk 8 artı 3K. Şurası da 2K köküç. İşte böyle daha kolay çözeceğiz soruyu. Ve bu eşitmiş 56 köküçe. Şurası iptal oldu arkadaşlarım. K yerine K köküç yazdık. Bakın köküçler gitti. Hatta ikiler de gitti. 28 kaldı burada. Yani 8 artı 3K çarpı K eşittir 28 kaldı. Şimdi K ne olabilir diye düşünelim. Mesela K'ya 2 desek. 2 deyince burası 3 kere 2 6 14 geliyor ve sağlıyor. Demek ki K gerçekten 2'ymiş dedim. K 2 ise şurası 6'dır. 6 ile 8'in toplamını soruyordu. 14'ü yapıştırdım dostlarım. İkinci soru yine bir katlama sorusu. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt bir köşesi boyunca şekildeki gibi katlandığında dikdörtgenin uzun kenarları arasındaki açı 110 olmaktadır diye bir soru sormuş bize, göstermiş onu da. Şimdi şu kat çizgisi dostlar, kat çizgisi açıortaydı. Tamam, bunu bir yazalım. Dikdörtgen olduğu için burası 90, o 90 buraya da geldi. Şurası 70, şuraya 20 yazdım dostlarım. 70'in tersi de 70'tir. Şurası 90, o halde buraya da 20 kaldı. Bakın bunlar da açıortay olduğu için x x, 20 ise buraya 70,
35-35 kaldı. X'i de pat diye bulduk dostlarım. Evet, gençliğin gözyaşları. Bakalım bu ne diyor? Yine bir katlama. 8'e 16'yı vermiş. Şurası 16, burası 8'miş. Şimdi kat çizgisinin açıortay olduğunu söyleyelim. 8, 16, x nedir diye soruyor. Bir de burada şunu bileceksiniz dostlarım. Bu özel dörtgenleri katladığımızda, hani mesela bir önceki soruda da yapabilirdik bunu ama gerek kalmadı. Şu z kuralından ikizkenarı gözleriniz bir arasın. Bakın burada bir z var. Demek ki bu açıyla bu açı birbirine eşit. O halde ikizkenar üçgen çıktı. Bunların da birbirine eşit uzunlukları olduğunu söyleyebilirim artık diyorum. Şimdi şuradaki 90 derece katlandı, b üssüne geldi. Bu 8 katlandı, buraya geldi ve bu 16 katlandı, şuranın AB üssü tamamı oldu. Ben şuraya K dersem demek ki burası 16 eksi K. O halde burası da 16 eksi K. Bakın şu dik üçgende şuradaki küçük 8K 16 eksi K. Dik üçgeninde biz Pisagor yapıp K'yı bulacağız. Oradan da cevap gelecek zaten. Şöyle yapacağız değil mi dostlarım? Bunu tabii 8'i görünce ya 8, 15, 17 üçgeni aklıma geliyor ya da 6, 8, 10 üçgeni aklıma geliyor. Şimdi K 6 olsa burası 10 oluyor mu dostum? Evet, oluyor hocam. Demek ki K gerçekten 6'ymış. Burası da gerçekten 10'muş. 16 olması için toplamın x'e de 6 kaldı dedik. Dördüncü soru biraz gıcık görünümlü. Bakalım neymiş? Ahmet kısa kenara 17, uzun kenara 32 olan dikdörtgen biçimdeki kartonu şekilde gösterilen yerlerden katlıyormuş dostlarım. Pekala. EF. Şurada bir EF'den katladı aşağıya doğru. Bir de MN'den de yukarıya doğru mu katlıyormuş sonrasında? MN, LK dikdörtgeni KR ve PL doğru parçaları doğrultusunda kesiliyor. Tamam. Şimdi şuranın 8 olduğunu biliyoruz. Şuranın da 17 olduğunu biliyoruz. 6, 6, 12, şu ortaya 5 kaldı dostlarım. Şuralarda 6, 8'den 10, 10 çıktı buralarda. Ve bunları kestik. Sonra karton açıldığında oluşan şeklin çevresi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz bunu da geriye açalım bir daha. Evet. Yani burada nasıl katladığını tam anlamadım ben ilk önce. Şu M'ye kadar getiriyor. Şuradan katladı, buraya getirdi. Alttakini ne yaptı sonra? Şu alttaki parçayı da üste mi katladı? Nasıl yaptı? Tam nereye kadar katladı herhalde? EF'ye kadar katladı muhtemelen. Neyse, bakalım neler gelecek şimdi. Bunu geriye doğru açalım dostlarım. Şimdi ilk önce şu KL buradaydı. MN de burada. Şu alttaki AB'yi geriye doğru açalım, şöyle bir şey olsun. AB burada olsun. Tabii ki şurası kesildiği için dostlarım şuradaki üçgende yok artık. Burası yok. Bu da kesildiği için şuradaki üçgen yok. Bak, simetriğini alıyorsun. Kesilmiş yerleri görüyorum böylelikle. Buralar yok şimdi. Bir de bunu geriye doğru açacağız şu şekilde. Şöyle de geriye doğru açalım. Şöyle iki tane 8 olacak burada. Şu kısmı geriye açtığımda şurası yok işte arkadaşlarım. Burası yok. Bir de buradan burası yok olacak. Şimdi çevresini hesaplayalım bakalım. Ne çıkacak görelim. Şimdi şurada bir 17 var. Şurası 10'du. Burası 10'du. Şurası 10. 10. Şurası yok tabii kesildiği için. 10 var. 10. 17 var. 1 10 burada, 1 10 burada. Çevresi böyle. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 10 var. Yani 80. 17 buradan, 17 de buradan geliyor arkadaşlarım. Bir 34 de buradan var. Topladım 114 yaptı. Olay buymuş. Buna bakalım. Kenar uzunlukları 6 ve 8 olan dikdörtgeni biçimindeki kağıt. Bakın yine özel bir dikdörtgen, yani dikdörtgen özeldir. Katlandığı zaman z kuralını görmeyi ihmal etmeyin demiştik. Şimdi şurası 6'ymış, bu 6 katlandı, buraya geldi. Burası da 8'miş. Şu 90 derece, buraya geldi 90 derece. Şu adam açıortay kesinlikle ve z kuralından şuranın da açıortay olduğunu söyleyip şunların ikizkenar olduğunu görelim.
BD köşegeni boyunca katlanıyor. Tamam. Daha sonra BK ve DK şurası kesilerek BCK, BCK ve DKE üçgenleri atılıyor. Tamam. Şunu attık, şunu attık. Buna göre kalan kağıt parçasının tekrar düzlemsel bir şekilde açıldığında alanı ne olur diye de bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi önce bilgilerimizi bir konuşalım. Şuranın tamamı 8'di dostlarım. Şurası 8. Şimdi ben şuraya x dersem şurası 8 eksi x. Tabii ki burası da 8 eksi x oldu. Şimdi şurada bir Pisagor yapalım hemen. Özel üçgen yok. 6, 8, 10 olma ihtimali yok. O yüzden mecbur yapıyorum. Şimdi 8 eksi x'in karesi. Yani 64 artı x kare eksi 16x. Birincinin karesi, ikincinin karesi muhabbeti yaptım. Eşittir. 6'nın karesi artı x kare. Şu x kareler gitti. 16x'i buraya alalım. 36'yı bu tarafa atarsak 28 kalır. 4'e bölerek yazıyorum. 7 bölü 4 çıktı x. Şurası 7 bölü 4. Tamamdır hocam. Burası da 8 eksi x olduğu için ne çıkacak? 8 eksi yazalım onu da. 7 bölü 4'ten 32. 7 çıktı. 20, 32'den 7 çıktı. 25 bölü 4 şuranın uzunluğu. Tamamdır öğretmenim. Tabii ki burası da 25 bölü 4. O halde şuraya da 7 bölü 4 kaldı. Şurası da 6 oldu diyelim. Şimdi kalan parçayı geriye açıyoruz. Şöyle bir şekil. Şurayı geriye açarsak. Şimdi sadece şurası kaldığı için dostlarım. Bunu geriye açtığımızda şöyle bir şekil olur. Şöyle bir hal alır. Bize de buranın alanını soruyor. Şu bölgenin alanı nedir diye de bir soru soruyor dostlarım. Şimdi bakın şu üçgenin alanı A ise geriye açtığımda da aynısı olacağı için bu da A. Peki şu A'nın alanı şurayı maviyle göstereyim ya. Çok karışmasın. Şuranın alanı. İyi bakın buraya. Buranın alanını bulabiliyorum ben dostlarım. Çünkü yüksekliği 6, tabanı şurası 25 bölü 4. O halde 6 çarpı 25 bölü 4 bölü 2 dediğimde ben bu A'yı bulurum. Bundan da 2 tane var hocam. Çarpı 2 diyorum dostlarım. İşte bu. Şimdi bu ikiler gitsin. 2'ye bölelim 2, 2'ye bölelim 3. 3 ile de 25'in çarpımı 75 bölü 2 çıktı. Sorumuzun cevabı dedik. Evet, 6 numaradayız. 20. Şurası da 20 tabii ki. Katlanıyormuş arkadaşlarım. Şurası CE boyunca katlandığı için buraya açıortaysın sen diyelim. Buraya da açıortay olduğunu gösterelim. Bu 25 katlanıp şuraya geldi. Buranın 90 olduğunu söyleyelim. Bakın burada 15, 20, 25 dik üçgenimiz çıktı. Başka neler söyleyebiliriz? Şuraya A dediğimiz takdirde bu A katlandı buraya geldi. Burası da A. Şurası toplam 20 idi. 20 eksi A da burası oldu. Bize de şimdi x'i soruyor. Bakın şu hareketi görünce dedik ki şöyle V harfi ve arada 90 derece varsa hemen şuradaki benzerlikleri oluşturun demiştik. Bakın burada V harfi görün şurada. 25 ile A'nın V'sini görün. Şimdi şu iki turuncunun benzerliğini yapacağız arkadaşlarım. Hemen yapalım. Şu açıya ne diyelim? K 90 M. M 90 K. K 90 M. Şimdi M'nin karşısı X. Burada M'nin karşısı 20 eşittir. K'nın karşısı 20 eksi A. Burada K'nın karşısı 15 eşittir. 90'ın karşısı A, burada 90'ın karşısı ise 25. Evet, buradan 5'e bölelim 3, 5'e bölelim 5. 3A eşittir. 5 ile de şurayı çarpalım. 100 eksi 5A. 8A eşittir 100. A eşittir 100 bölü 8. Yani 25 bölü 2 çıktı. Şimdi hemen getirip x'i bulalım buradan. A 25 bölü 2 imiş. Şurası da 20 eksi 25 bölü 2 olur. Şöyle yapayım. 40, 25 çıktı. 15 bölü 2 olur. Burayı bulacağız. İster yine benzerliği devam ettirin. A'yı yerine yazıp bir de x ile içler dışlar yapın. İsterseniz de bakın burası yine 15, 20, 25 üçgeninin yarısı. Bak 15'in yarısı, 25'in yarısı. Demek ki bu da 20'nin yarısı olacak. Denizli'yi paketledim dostlarım. 7. soru. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt önce
uzun kenarına paralel olan AB doğrusu boyunca şekil 1'deki gibi ok yönünde, sonra kısa kenarına paralel olan CD doğrusu boyunca da katlanarak şekil 3 elde edildi. Şimdi en son şurası katlandı arkadaşlarım. Biz bunu bir geriye açalım. Şurası şöyle bir hal alacak. Yani şu kısım böyle olacak. P buraya gelecek. R de buraya gelecek. Sonra şu üsttekini açacağız. İlk önce de bu katlanmıştı. Sondan geriye doğru gittiğim için bu da şöyle oldu dostlarım. Şöyle gösterelim. Şöyle. Bu P buraya geldi. Bu P buraya geldi. Bu T de buraya geldi. Bunu da yazmış olalım. Buna göre başlangıçta kullanılan kağıdın alanının PRST türünden değeri. Aha, bunun alanını soruyor. Şimdi ne var? 2R çıktı. 1S var. 4 tane P var. 2 tane de T var arkadaşlar. Hangi şıkkımızda varmış? 2T olacak bir kere. Bu değil. Bu değil. Bunlar tamam. 1S olacak. Hepsi tamam. 2R olacak. Bu gitti. 4 tane de P olacak. Ceyhan. Şıkkı doğru cevapmış. Şekil 1'deki ABCD dikdörtgen şeklindeki kağıdın B köşesi CE doğrusu boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Tamam. O halde bu kat çizgisi açıortay. Bu taraftan da açıortay. Şurası 90'dır. 90 katlandı. Buraya geldi diyelim. AE 8'miş. AF 6'ymış. Şuraya 10 hemen yazalım. PD 32'ymiş dostlarım. Olduğuna göre E, C ve B üssü şu üçgenin alanı, yani şu sarı bölgenin alanı ki katlanmadan önce de burasıydı zaten. Bu bölgenin de alanı aynı olduğu için buranın alanını soruyor bize. Şimdi bakalım neler söyleyebileceğiz. Yine şuradakilerin benzerliğini yapsak hemen bir deneyelim bakalım. Kalemi biraz inceltelim. Şimdi şu açıya A dedim. 90, B. Tersi de B. Şurası A. Tersi de A. Burası 90 olduğu için buraya da B kaldı dedim. Şimdi şu iki mavi üçgeni, şunları benzerleyelim. Bak B'nin karşısı 8. Burada B'nin karşısı 32. Yani 4 katı olduğunu fark ettim. A'nın karşısı 6 ise burada 4 katı 24 olacak. 90'ın karşısı 10 ise 4 katı 40 olacak dedim dostlarım. Şimdi burası 24 ise tabii ki şuranın tamamı da 24 olmalı. 8'i burada hocam. Şuraya da 16'yı yazdık dostlarım. Bunu da söylemiş olalım. Şuraya x dediğim takdirde, x demeyelim ya da k diyelim şu uzunluğa. Bakın burası toplam 40 artı a. Katlanmadan önce buradaydı. Burası da 40 artı a olacak. Şöyle yazdık bunu da. Peki yok, 40 artı k olacak. Şimdi tabi burası 40 artı K ise şu uzunluğun, şu uzun kenarın da 40 artı K olması lazım. Burada 6 var hocam. O halde burası 40 artı K olması için 38 toplam K artı 2 kaldı buraya. Şimdi şu üçgenle de bir benzerlik yapacağım. Şunlarla bu üçgen arasında da bir benzerlik yapacağım. Hatta şunu da yapalım. Bakın burası 16. Bu 16 katlandığında şuraya gelmiş. 10 buradaysa şuraya da 6 kaldı. Hiç benzerliğe gerek kalmadı. Bakın 6, 8, 10 olduğunu fark ederseniz K'ya 8 deyin. Buranın da 10 çıktığını görüyorsunuz dostlarım. Demek ki K 8'miş. O halde bu kenar 48. Bize bu üçgenin alanı soruluyor. 16 çarpı 48 bölü 2 olacak. Buradan da 24. 16 çarpı 24'müş sorumuzun cevabı. Hemen çarpalım da ne olduğunu bulalım. 6 kere 4 24, elde var 2. 4 6, 2 kere 6 12, elde var 1 2 3. Topladım. 4 8 3. Denizli'yi işaretledik. Evet, yine bir katlama sorusu. Şekil 1'de kısa kenarı 12, uzun kenarı 24 birim olan dikdörtgen şeklindeki kağıt EF boyunca katlandığında şekil 2. Evet, EF boyunca katlıyoruz. Şekil 2 oluşuyormuş. Tamamdır. Buradan buraya getirdik. Sonra şekil 2'deki kağıt KL boyunca katlandığında da şekil 3 oluşuyormuş. Yani yine tam ortasından katlayıp uçları şunları birbirine dokunduruyormuş dostlarım ve şekil 3 oluştu. Sonra da diyor ki şekil 3'teki PT
ve RT boyunca kesilip PRT üçgeni atıldı. Burayı da çıkarttık attık. Buna göre kağıt açıldığında kalan kısmın çevresi kaç birimdir diye bir soru sormuş. Şimdi burada tabii biraz dikkatli olacağız arkadaşlar. Açtıkça nerelere geldiğini göreceğiz. Şimdi ilk önce son aşamadan başlayalım. Şimdi burası kesildi artık. Burası yok. Şimdi biz bunu geriye açtığımızda şöyle bir şekil oluşur. Şurası E, şurası C dediğimiz yer. Geriye açtık bunu dostlarım ve şu iki birim burada şöyle bir şuraları gösterelim. Şurası yok dostlarım. Burayı kesmişiz. Hani kesme işleminde bunun kesilen yeri tarıyorum. Açtığımda da simetrisini alıyorum bu adamın. Burası da kesilmiş olur diyorum. Şimdi de bir de sola doğru açacağım, değil mi? Şöyle sol tarafa doğru açacağız. İlk haline getireceğiz. Şöyle. Yine simetrisini alacağım dostum bunun. Şöyle getirdim. Bak bu üçgenin simetrisi tam şuraya gelecek. Şöyle bir şey. Şöyle ortada bir KL çizgisi var. Şurası 2 santimmiş. Aynı şekilde bunun da simetrisi şöyle bir şey oldu. Ve buralarda yok dostlar. Şurası da kesilmiş. Burası da kesilmiş. Bunlar yok artık. Şimdi bize de diyor ki kalan şeklin çevresi nedir? Şimdi burada kalan şeklin çevresini gösterirken yavaş yavaş başlayalım. Bak şurası var kalan şekilde. 3 santimmiş burası, vermiş bize 3. Şurası var. Burayı ne vermiş? Daha vermemiş. Biz bulacağız birazdan. Şu bölge, şurası ki buralarda 3, 3 olacak. Sonra şu bölge var. Burası var. Burası 3 olacak. Şöyle. Şuranın tamamı var. 3 var. Burası, burası 3. Bir 3 de buradan. Burası bir 3 de buradan. Bir de şurası var. Ki burası da 12. Burası da 12'ymiş dostlarım. Şimdi şuranın tamamı 24'tü. Ya da şöyle yapalım. Şurası 12'ydi. 6'sı burada. Buraya da 6 kaldı. Bu da tam ortadan ikiye böldüğü için 6 burası, 6 burası olacak. Demek ki şuradan aşağı inen diklik 6 idi normalde. Yeşili alalım biz ya da kırmızıyla devam edelim. Ben şuradan aşağı devam ettirirsem bu dikliği şuraya 4 kaldı. Ve burayı 3, 3 diye böldü. Bakın 3, 4'ten şurası da 5 çıktı. Demek ki bu kenarlarında her biri 5. Evet, şimdi çevreyi yavaş yavaş toplayalım dostlarım. Şuradan başladım çevreyi yazmaya. Yine farklı bir renk alayım da biraz daha kalın alayım. Buradan başladım. Şurası var 12. 3 daha 15. 5 daha 20. 25. 28. 31. 36. 5 daha 41. 3 daha 44. 12 daha 44, 46, 56, 59. Şuradan bir 10 geliyor, 69. 72, 75. Şuradan bir 10 geliyor, 85. 3 geliyor, 88. Evet. Yavaş yavaş yaptığımızda hata çıkmıyor arkadaşlarım. Acele etmeden yavaş yavaş gittik. Evet, 10. sorudayız. Bakalım bu ne diyor? Şimdi kalemin rengini de bir değiştirelim. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü mavi olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın kenar uzunlukları 5 ve 13 santimdir. Tamam, kısa kenarı 5, uzun kenarı 13. Şimdi bu açmış, biz geriye doğru açılmış şeklini bir çizelim. Dikdörtgenimizin uzun kenarı 13. Şu kat çizgisi açıortay. Bunları bir gösterelim. Bu 13 katlandı buraya geldi. Bakın burada 5, 12, 13 üçgeni. O halde buraya da 1 kaldı diyelim. Kesildi katlandığında gelmektedir diyor. Şekil 2'de oluşan mavi üçgenin alanının kırmızı üçgenlerin alanları toplamına oranı nedir diye de bir soru sormuş bize. Hadi bakalım neler yapacağız görelim. Şimdi önce şurada bakın yine şu V harfi aradaki açı 90 muhabbetini görelim. Şu iki kırmızı üçgen birbirine benzer. Hadi bunlara A 90 B, B 90 A 1 ya da B yazalım. Şimdi B'nin karşısı 1, burada da 5. 1 bölü 5'miş oran. A'nın karşısı X diyelim. Burada A'nın karşısı 12. 12 bölü 5 geldi şurası arkadaşlarım.
Burası 5 bölü 5. O zaman burası 13 bölü 5 olacak. Tabii ki burası da 13 bölü 5 geldi. Şimdi mavi üçgenin alanını bulabiliriz. Oradan kırmızıların alanlarını tek tek bulup toplarız ve bize de oranını soruyor zaten. Bundan sonrası lagaluga kısmı olacak arkadaşlarım. İşlem yapıp yapacağız soruyu çözeceğiz. Hadi yapalım. Şu mavi üçgenin alanı 13 çarpı 13 bölü 5 bölü 2. Yani 169 bölü 5 bölü 2 olacağından 169 bölü 10. Bu mavi üçgenin alanı. Peki şimdi kırmızıların alanlarını toplayacağız. Bak bu kırmızının alanı 5 çarpı 12 bölü 2'den 30. Bu kırmızının alanı 1 çarpı 12 bölü 5 bölü 2'den 12 bölü 10. Topladığımda bunları 312 bölü 10 yaptı. 312 bölü 10. Bu da kırmızıların toplam alanı. O halde birbirine bölelim. 312 bölü 10. Şimdi onlar gitsin. 169 bölü 312 çıktı sorumuzun cevabı. Şimdi bunları da sadeleştirelim. 13'e bölebilirim bunu. Bunu da 13'e bölmeyi deneyelim. 312'yi 13'e bölsek 2 kere 13 26 çıkarttık. 5 52'de de 4 24 geldi. 13'e bölersem 24, 13'e bölersem de 13 çıkıyor. 13 bölü 24'tür sorunun cevabı dedik. Evet, 11 numaralı sorudayız. Kısa kenar uzunluğu 9 birim, uzun kenarı 12 birim olan kartonu köşegeni boyunca ok yönünde katlanıyor ve B, B üstüne geliyor. Şimdi kat çizgisi açıortay gösterdim. B açısı 90 dereceydi, katlandı oraya gitti, bu da 90. Şurası 9 dediğim kenar, katlanınca buraya geldi, bu da 9. Şuna x diyelim, burası 12 eksi x. Neden? Çünkü bu AB üssü AB'ye eşit, mecbur katlanınca oraya geldi. Şu Z harfini de yapalım arkadaşlarım. İkizkenarı da bulalım bir. Bakın burada Z'miz var. Şurası da noktalı açı. Demek ki bu kenar bu kenara eşit. O halde bu da 12 eksi x. Şimdi bu kadar. B üssü FC. B üssü FC üçgenin çevresi nedir diye soruyor. Çevreyi soruyormuş. Hiç x'i bulmaya gerek yok. Bakın burada üç kenarı toplarsanız 9 var, x var, bir de 12 eksi x var. Bunların toplamını soruyor. X'ler sadeleştiği için 21, x'i bulmama gerek kalmadı dostlarım. Evet, kenar uzunlukları 14 ve 8 olan dikdörtgeni biçimindeki kağıt. BC kenarı AB ile, şimdi zil çaldı da arkadaşlarım. Burada durdurayım, devam edeceğim birazdan. Evet, devam. Kenar uzunlukları 14 ve 8 olan dikdörtgeni biçimdeki kağıt BC kenarı AB ile çakışacak biçimde katlanıyor. Tamam, biz şimdi katlanmadan önceki haline şu keratayı bir getirelim dostlarım hemen. C buradaydı diyelim. Bu 90 derece tabii ki katlandı, buraya geldi. İşte şurası kesinlikle açıortay. Bu taraf kesinlikle açıortay. Hatta 45-45'lerimizi bir yazalım. Buraya da 45-45 kaldı diyelim. 14 ve 8'miş. Şurası 8. Tabii ki katlandı. Burası da 8. Buna göre katlama sonucunda oluşan yamuğun alanı, yani şu sarıyla şu mavinin toplam alanı nedir diye soruyor. Şimdi burası 45-45 olduğu için bu da 8 oldu. 14'tü 6 kaldı buraya dostum. Şimdi bizden şu yamuğun alanını istiyor. Onu kırmızıyla göstereyim ben. Şöyle şu yamuğun alanı isteniyor bizden dostum. Tabii sen şu anda belki yamuğun alan formülünü unutmuş olabilirsin, bilmiyor olabilirsin. Yani şöyle de yapabilirsiniz tabii ki kardeşim. Burada bir dikdörtgen var. Alanı 6 kere 8'den 48'dir. Burada da bir dik üçgen var. Alanı 8 çarpı 8, 64 bölü 2'den 32'dir deyip toplamları 80'i böyle de bulabilirsin. Ya da direkt yamuğun alanı üst taban 6 artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik muhabbetinden de alanı bulabilirsiniz dostlarım. Evet, bakalım bu ne diyor? Dikdörtgen şeklindeki bir masa üzerine köşelerinden ikisi masanın kenarlarının üzerine denk gelen bir tablo konuluyor. Tamam. NC 13'müş dostlarım. Onu bir yazalım. Şurası 13, o halde buraya 3 kaldı diyelim. Şurasının 5 olduğunu biliyoruz bu tablonun. Buranın hatta 10.
Buraya da 4 kaldı diyelim. O halde burası da 14 olsun. Peki M noktasının B noktasına uzaklığı kaç birimdir diye bir soru sormuş. Bize şurayı soruyor. Şimdi X'i de görelim şöyle. Nereyi sorduğunu da yazalım. Şimdi bundan sonra neler yapacağız öğretmenim? Bir kere şunu göreceğiz ilk önce. Bakın şurada bir 90 derece var ve V harfi var. Bunu görünce benzerlik çakın demiştik arkadaşlarım. Tabii benzerliği de nasıl yapacağız? Şuradan da bir diklik indirip iki tane dik üçgenin benzerliğini çakacağım. Hatta çok uzatmayalım. Direkt A 90 B, B 90 A, A 90 B'yi yazalım. 90'ın karşısı 5, 90'ın karşısı 10. Yani iki katı. A'nın karşısı 3 ise A'nın karşısı burada 6. B'nin karşısı 4 ise burada 2 katı 8. Şuraya da 5 kaldı diyelim. Yani şuradan çizdiğim diklik 5'miş. Şurası 6'ymış. 18 olması için de buraya 12 kaldı. Dostum dik üçgenimi gördün herhalde. 5, 12, 13. Patlattık bombayı gittik 14'e. Evet, okul panosuna asılı kenarları panonun kenarlarına paralel olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıt görülmektedir. A, B, C, D noktalarından raptiyelenmiş bu kağıdın B, C, D noktaları raptiyeler düşünce şeklini almıştır diyor. Şöyle kesik kesiki gösteriyor. B noktasının ilk konumundan son konumuna geçerken panonun alt kenarına uzaklığı 2 santim arttığına göre demiş. Bak şimdi onu da vurgulayalım. Şuradan aşağı indirdiğim diklik, şuradan aşağı inen diklikten 2 santim fazlaymış. Yani C'nin de tabii ki buraya olan uzaklığını şöyle K dersek buraya, tabii ki bu da K, bu da 2 santim fazla. K artı 2'ymiş. B noktasının DC Y ilk konumundan son konumuna göre kaç santim artmıştır diye bir soru sormuş. Şimdi bize de şunu soruyor. Burası M diyelim bu uzunluğa. Bakın B'nin DC'ye uzaklığı M. Peki şimdi DC'ye uzaklığı B'nin ne oldu? Şurası. Ne kadar artmıştır diye soruyor. Buradaki x'i soruyor bize dostlarım. Evet, hikaye bu. Şimdi şu 5 dönünce buraya geldi. Tabii ki burası da 5 ve burası da 5 arkadaşlar. Başka neler yapabiliriz? Şimdi şurası da k ise burası da k oldu. Şuraya da 2 kaldı. Bunu söyleyelim. Şuradan bir diklik çizdiğimde şöyle. Burası da x'tir. Şurası da 2'dir. Ve toplam 5 olması için buraya da 3 kaldı derim. Ve bakın buradaki 3, 4, 5 üçgeninden x'i 4 buluruz dostlar. Evet gobeller, bakalım bu ne diyor. 80'e 60 yine kopmuş ve şöyle bir DB üssü zemine dik duruma gelmiş dostlarım. Zemine dik olacak şekilde DB üssü şöyle zemine dik olmuş. Peki. Yani burası köşegen olmuş demek istiyor. 80'i 60'ı gördük. O 60, burası da 60. Burası da 80. Hatta 6, 8'den 10 oldu şuranın tam 100 oldu daha doğrusu. 6, 8, 10 üçgeninden. Şurası 100 geldi. Şuraya 60, şuraya da 40 yazalım. Bu iki dikdörtgenleri ağırlık merkezler arasındaki uzaklık kaç santimdir diye de bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi önce bunun ağırlık merkezini bir hesaplayalım. Köşegenlerin kesim noktasıdır ağırlık merkezi. Şurası ağırlık merkezi dostum. Bununkini hesaplayalım hemen. O da şöyle bir şey olacak. Çizersek şöyle bir şey oldu. Bunun ağırlık merkezi de şurada bir yerde. Ve bize de bunların arasındaki uzaklığı soruyor. Peki. Bakalım neler yapacağız görelim. Şimdi kırmızı kalemimizi de alalım elimize. Şimdi bundan sonrasını kırmızıyla devam edelim. Şöyle yapacağım bakın arkadaşlarım. Şimdi şurası bunun ağırlık merkezi. Şu aşağısı hani toplam 100 santim ya. Ağırlık merkezi 50-50 bölecek. Şuraya 10 kaldı. Şimdi bana da şurası soruluyor. Hemen şurada bir dik üçgen oluşturalım dostlarım. Şöyle. Şimdi şurası da 10 birimdir. Tabii ki bu ağırlık merkezi olduğu için burayı 30-30 diye bölecek. Şuranın 30 olması için 20 kaldı. Yine ağırlık merkezi olduğu için burayı 40, bu tarafı da 40 diye bölecek. Dolayısıyla şu dik üçgenin kenarına da 40 kaldı. Bakın 20-40. Hipotenüsü lazım bize. Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı demiştik. 20 kök 5'i bulduk dostlarım.
Evet, 16 numaralı soru. Şekilde ABCD dikdörtgeni şeklinde bir masanın üzerindeki dikdörtgen biçimindeki kağıt parçasının iki farklı konumu gösterilmiştir. Şekil 1 için işte eşitlikleri göstermiş, MTNR falan hepsini göstermiş. MF 2 kök 2 imiş şurası. Onu yazalım. Şurada da MH kök 2 imiş dostlarım. Biraz daha geriye çekmişiz bunu. Kök 2 olmuş. Şekil 1'deki kağıt parçasının masanın dışına taşan kısımlarının alanları toplamı nedir diye soruyor. Bak şuradaki üçgenlerin alanları toplamını soruyor bize. Bu dik üçgenle bu dik üçgenin alanları toplamı nedir diye de bir soru sormuş bize amcamızın oğlu. Peki böyle yapınca da tam geriye mi çıkmış bu? Tam geriye doğru çıkmış. Şimdi aslında ikisini bir arada görsek daha mı iyi olur? Şöyle yapıp da şöyle çizmeye çalışsam. Bunu ben yani kök 2 birim daha aşağıya indirdim. Dikdörtgeni şöyle bir gösterdim arkadaşlarım. Şöyle bir dikdörtgendir bu dedik. Evet. Tabii bu biraz daha bu tarafa da gelmiş olabilir. Sadece yüksekliği değişti dostlarım. Bu durumda diyor alanı ne olur diye de bir soru sormuş bize. Peki ala bakalım neler yapacağız? Herhangi bir uzunluk eşitlik de vermemiş. Sadece şurayı 2 kök 2 vermiş. Tamamdır. Yani bunu bir silelim de biz yine buradan çok böyle gözüme hoş bir şey gelmedi. Başka bir şeyler deneyelim. Şöyle maviyi alalım elimize. Şimdi şuradan şöyle dikliği çizelim. Kök 2. Şimdi burası 45, 45, 90. Tabii ki burası 90, burası 45, burası da 45. Şuraya K dediğimde, K dediğimde K kök 2 burası. Evet, başka. Yani buraya da M diyeceğim o zaman. M dediğimde de M kök 2. Şimdi bu kök 2 ile nasıl bir bağdaştırma yapabiliriz? Şimdi şu geldi aklıma arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Burada çizmeyi denedik. Olmadı da burada şurası 2 kök 2. Kök 2'ye kadar geri çekelim bunu. Yani şöyle yapalım arkadaşlarım. H'a kadar şuradan bir diklik çizmiş olalım. Şurası H ve burası kök 2 olsun. Biz bunu geriye çekmiş olalım diye düşündüm. Bakalım buradan bir şeyler yapabileceğiz mi? Şöyle. N buraya geldi. N üssü diyelim. Burası da M üssü oldu. Şurası da 2 kök 2. Unutmayalım. Tabii şekilde şuraya geldi. Geriye doğru çekince. Şu KL buraya kadar gelmiş oldu dostlarım. Yani şu kadar bir geriye gittik biz. Bu mesafe kadar. O şuraya eşit değil mi? M'yi buraya kadar getirmiş olduk. Şimdi şu durumdayken, buradayken şurası 45'ti. Tabii ki burası da 45. Şunu şöyle uzatsam 45, 90. Şurası da 45 oldu. Bak burası kök 2. O halde bu da kök 2. Şuraya da kök 2 kaldı arkadaşım. Kök 2, 45, 45'ten bu da kök 2. Ve kök 2, kök 2, 90'ın karşısı kök 2 katı olacak 2. Yani biz 2 santim geriye çekmişiz haşa ulaştırmak için. O halde şuradan 2 santim dışarıya taşmış. Yani şurası 2'ymiş diyebilirim dostum. Peki bu da 45, 45, 90 olduğu için burası 2 ise bu da 2. Tabi bu da 2. Bu da 2, 2, 2'leri yazdım. Şimdi şu üçgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den 2. Aynısı burada da var. Bu da 2 hocam. Toplam alanlar toplamı 4'tür diyebiliriz. Bu zor soruymuş bu arada ya. Evet, devam. Yine bir dikdörtgeni cam parçası B noktası etrafında saat yönünde 60 derece döndürülünce duvara dayanıyor. Şimdi bakın AB döndü buraya geldi 4. Tabii kaç santim döndü? 60. Şimdi şurası 90. O halde şuraya da 30 kaldı. Şu 8 döndü buraya geldi. Burada 8. Burası 4. Başka ne diyor? C noktası duvara dayanıyor. D ile D üssü noktalar arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. D ile D üssü şurayı soruyor bize. Gösterelim onu. Şu mesafeyi soruyor arkadaşlar. Bu DC'den geçip geçmediğini bilmiyorum. Tamam mı kardeşim? Böyle DC, D üssü doğrusal mı değil mi? Büyük bir ihtimal değil zaten.
Şimdi başka neler biliyoruz? Şurası 60'sa şuraya 30 kaldı, şuraya 60 kaldı. Bunları bir söyleyelim. Tabii ki şurası da 60, tersi de 60. Bunu söyleyelim. Başka da şu anda görünen böyle bildiğimizi düşündüğüm bir şey yok. C noktası duvara dayandı. Başka da 60 derece döndürüldü. Böyle ekstra bir bilgi başka da yok kardeşim. Şimdi biz şurayı bulacağız. Şu mesafeyi arıyoruz. Şöyle gösterelim. X diyelim buna. Şimdi bu X'i bir dik üçgen içine sokmaya çalışacağım arkadaşlarım. Yani şuradan bir diklik indireceğim mesela. Bakalım Pisagor işte ne bileyim yapınca bir şeyler gelecek mi diye bir şeyler yapmaya çalışacağız artık. Neler çıkacak biz de birlikte göreceğiz. Şimdi şu her şeyden önce şu A üssü acaba köşegenlerin kesim noktası gibi bir şey mi? Değil. Tamam, burada 4 4 var. Şurayı birleştirirsek burada bir eşkenar çıktı. 60 60 tabii ki bu da 4 oldu. Başka neler söyleyebiliriz? 4 8 şu köşegenin 4 kök 5 olduğunu söyleyebiliriz mesela. Hani bunları böyle yazıyorum ki belki bir şeyler görürüz diye. 4 kök 5'tir burası. Şu diğer dikdörtgenin de köşegenini çizsem dostum şöyle çizdiğimde bu da 4 kök 5'tir diyelim. Bu köşegen de tabii çizemedim ben ama şöyle kalınlaştırayım birazcık. Bunun da köşegeni tabii ki 4 kök 5 olacak. Şimdi şuraya A açısı dersek şu köşegenin buradaki parçasına şuraya da B diyeceğiz arkadaşlarım ve bu köşegen buradan buraya gelirken 60 derece dönmüş olacak değil mi? Şurası da 60 derece. Sonuçta köşegeni döndürüyoruz. Kaç derece dönüyorsa 60 derece dönüyor. Köşegen de o kadar dönecek. 60 derece döndü. Ve evet buradan da çıkarttık soruyu arkadaşlarım. Bakın şöyle bir şekil çıktı. Şöyle bir ikizkenar üçgen görüyorsunuz. Arası 60. Bu 4 kök 5. Bu 4 kök 5. Bize de şurayı soruyor zaten. D burada. D üssü de burada. Evet. Eşkenar üçgen olduğunu fark ettim. Cevabım 4 kök 5'tir dedim. Köşegenlerden çözülüyormuş soru arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Çok böyle karmaşık gözüktü. Çok uzatmaya gerek yokmuş yani soruyu. Şunu yaptığınızda hocam bunun köşegeni şöyle gösterdim. Bunun köşegeni şöyle. 4 8 olduğu için 4 kök 5. Yine 4 8'den 4 kök 5 ve 60 derecelik bir dönüş yaptığı için burada 60. Şuraya baktığımızda da eşkenarı fark ettik. Olayı bitirdik kardeşlerim. Evet, devam. Şu silgiyi alınca niyeyse bu ok işaretleri gidiyor ya. Evet, bu ne diyormuş? Yukarıda birbirine eş olan iki tane beton bloğun aynı düzlemdeki farklı iki konumu verilmiştir. Peki. CK, KL'ye dik. Tamam. DN, MN'ye tamam. Onlar da tamam. Evet, 24. Şurası x, 18. Hepsini gördüm. X kaç santimdir, kaç birimdir diye bir soru soruyor bize dostum. Şimdi şuna A birim dersek ya da K birim diyelim. A'yı açılara veririz. K. Bakın dikdörtgen bloğun uzun kenarı 18 artı K. O halde burası da 18 artı K. Ve şuradaki dik üçgeni gördüğümüzde 7, 24, 25 oluyor mu? Yani ben K'ya 7 desem burası 25 geliyor mu 18 ile 7'nin toplamı? Evet. O halde K 7, 7, 24, 25'miş bu. Yani bloğun uzun kenarı 25'miş. Burada da gösterelim. Burası 25. Onu buradaysa buraya kaldı 15. Bak bu ne çıktı? 15, 20, 25 üçgeninden Ceyhan geldi sorunun cevabı. Buna bakıyoruz. Şekil 1'de eni 3 metre, boyu 15 metre olan ve aralarında 1 metre uzaklık bulunan iki anıt taş bir sarsıntı sonucu B ve D köşeleri B ve D sabit kalacak şekilde bak aralarında da 1 vardı ya B ile D'nin arası 4. Demek ki burası da 4. Şimdi kısa kenarları 3'tü. Demek ki 3, 4, 5. Uzun kenarı 15'ti. Demek ki şurası 10. Devam. Şekil 2 oluşuyor. K noktasının yere uzaklığı kaç metredir? Şuradan aşağı inen dikliği soruyor ki, şurası zaten 3. Ben şurayı bulsam şu kısmı yetiyor bana. Onu da bak şu dik üçgenden hemen A 90 B diyelim. Şurası 90 olduğu için buraya A, buraya da B yazdım. Ve bak bu dik üçgenin 90'ının karşısı 5, bununki 10. İki katı yani.
O halde B'nin karşısı burada 3 ise burada B'nin karşısı kesin 6 ve K'nın yere uzaklığı 6 ile 3'ün toplamı Edirne'yi paketledim. Hadi buna bakalım. 5 eş 5'er adet fayansın duvara monte edilmiş farklı durumları gösteriliyor. Şekil 1'deki duvarın alanı 120 olduğuna göre şekil 2'deki duvarın çevresi kaç birimdir diye bir soru sormuş. Şimdi burada şunu yapacağız. Şu kısa kenarlarına şunların AAA desek ya da 2A, 2A, 2A desem toplam ne oldu burası? 6A. Ve bu 6A şuraya da eşit oldu dostlarım. Dolayısıyla 2'ye böldüğü için her biri 3A. Demek ki benim dikdörtgenimin bir tanesinin uzun kenarı 3A, kısa kenarı 2A'ymış. Şöyle yazdım. Bak bu dikdörtgenin burası 5A, burası da 6A geldi ki alanı 5 çarpı 6'dan 30A karedir. 120 vermiş. Hemen 30'a böldüm. A kareyi 4, A'yı da 2 buldum dostlarım. Demek ki dikdörtgenimin uzun kenarı 3 kere 2'den 6, kısa kenarı 2 kere 2'den 4. Bakın burada 4'ten 1, 2, 3, 4, 5 tane 4 var, 20. 20 de burası 40. 6, 6 da buradan 12, çevresi yaptı 52. Boyu 6 birim olan dikdörtgen şeklindeki eş tahtalar. Boyları 6'ymış bunların, şöyle gösterelim. Şekil 1'de diyor A ile B arasındaki uzaklık 4 kök 3. Hemen bunu şöyle Pisagor'a tamamlayalım. Dik üçgene tamamlayalım. Ve Pisagor yapalım dostlarım. Bakın şu mesafede boy, yani bir uzun kenar buraya eşittir ki o halde burası da 6. Şimdi şurası toplam 12 çıktı. Şurayı ne yazalım? Burası 6'dır diyelim, yine şuradaki boya eşit. Sadece kısa kenarı bilmiyorum, x diyelim. 6 artı x de burası. Ve hipotenüsümüz şurası da 4 kök 3. Şimdi hesaplayalım. 4 kök 3'ün karesi 16 çarpı 13 eşittir. 12'nin karesi 144 artı 6 artı x'in karesi. Onu da birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyerek açtım dostlarım. Şimdi toparlayalım burayı. Bakalım neler yapabileceğiz. Şurası 144, 36 daha 180. Şuraya bakalım hemen. 16 ile 13'ü çarpalım. 3 kere 6, 18, elde var 1. 3 kere 1, 3. Bir de elde 4. 1 kere 6, 6. 1 kere 1, 1. 8. 0 elde var 1. 208. Burası da 208 yapıyormuş. 180'i bu tarafa alırsam 28 kalıyor burada arkadaşlarım. 28 eşittir x kare artı 12x. Buradan x'e 2 desek mevzu bitiyor galiba, değil mi? X 2 ise 4, 24 daha 28'i buluyoruz. Evet, x 2'ymiş. Kısa kenarım da 2'ymiş. Bize de K ile L noktaları arasındaki mesafeyi soruyor. Şimdi şurası 2. Bak buraya yoğunlaşalım. Bunun da kısa kenarı 2. Uzun kenar 6'ydı. Şunlara 4 kaldı. Eşit oldukları için 2, 2 de bunlar parçalandı. Yani şuraya baktığımda burası da 2. Şimdi şurası 2 olduğu için toplam buraya kadar 6, şuraya 4 kaldı. O halde bu da 4. Şu beyaz dikdörtgenden. Demek ki buraya da 2 kaldı. İşte şu dik üçgende mevzuyu bitirdik. 2, 4, 2 kök 5, değil mi dostlarım? Evet, 22. Alanı 48'miş. Bakın hemen şu kısa kenarlara A, A, A dediğimde bu dikdörtgenin şunun uzun kenarı 3A. O halde hepsinin uzun kenarı 3A, kısa kenarı da A. Çünkü eş dikdörtgenlermiş bunlar ve alanı 48'miş. Alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıydı, değil mi? Büyük dikdörtgenin alanı bakın 48. 3A ile 4A'nın çarpımı 48'miş. 3 kere 4 12'dir. 4 kaldı. A kare 4 ise A 2. Demek ki küçük dikdörtgenlerin kısa kenarı 2, uzun kenarı 6. ABCD'nin çevresini soruyor. 8 burası, 8 burası 16. 6 burası, 6 burası 12 de buradan geldi. Topladım. 28'e ulaştım kardeşlerim.
23. sorumuz. Eni 0,5, boyu 12 dikdörtgen koridorun zemini şekildeki gibi dikdörtgen biçiminde birbirine eş fayanslarla döşenecektir. Buna göre bu iş için kaç tane fayans gereklidir diye soruyor. Bir daha okuyalım. Eni 0,5, boyu 12 metre dikdörtgen biçimindeki koridorun, şurası 0,5 metreymiş dostlarım. Şurası 0,5 metre. Yani ne yapıyor 0,5 metre? 50 santim. 12 metreymiş şurası da. 12 metre ne yapıyor? 1200 santim. Eş fayanslarla döşenecekmiş. Şimdi bu eş fayansların kısa kenarlarına A, A, A dediğimde bakın şurası 3A, yani burası 3A. Demek ki uzun kenarları 3A. Kısalar da A, A. Peki 4A, 5A çıktı burası. 5A 50 ise A 10. Şuraya 10 yazalım. Buraya 30 diyelim. Burası da 10'muş arkadaşlarım. Burası da 10. Şimdi ne diyor bize? Şu uzun kenarlar 30 santim ya. 1200'ü tamamlayacağız bu şekilde arkadaşlarım. Kaç tane 30 gerekir diye soruyor. Hemen 1200'ü 30'a böldünüz. 40 tane 30 lazım bize buradan. Şunlardan 1, 2, 3, 4, 5 diye 40 tane lazım şuraya. Toplam 40 tane. Peki bir bölmede, şuradaki bir 30'luk bölmede 1, 2, 3, 4, 5 tane fayans var değil mi şurada arkadaşlarım? 40 tane de kaç fayans olacak? 40 çarpı 5'ten 200 tane fayans gerekir. Şekil 1'deki tuğlaya eş 6 adet tuğla, bakın kısa kenarı x, uzun kenarı 5x olan 6 tane tuğla var burada arkadaşlarım. Kısa kenarı x ise 1, 2, 3, 4x burası. O halde 3, 4, 5'ten 3x, 4x, 5x yaptım. Yine 5x, yine 4x, yine 3x'i yazdım. Uzun kenarları 5x'ti, buraya da 5x yazdım. Şimdi diyor ki AB uzunluğu 11 santim. Biz burayı 11x bulduk ve bu 11 santimmiş. Demek ki x 1. K ile L arasındaki uzaklık nedir diye soruyor bize. Şurayı soruyor dostlarım. Şimdi x 1 ise 5x 5. Yani şurası 5. Şöyle yazayım. 5. Maviye alayım hatta. Şu kısım 5. X'ti bunun kısa kenarı. Burası 1. Burası da 1 çıktı. Bize de neyi soruyor dostlarım? KL'yi soruyor. Şimdi yamuk olduğunu gördünüz değil mi? Şu KL'nin bir yamuk olduğunu fark ettim. Şöyle. Şuradan bir diklik, buradan bir diklik çizdiğimde şu 5 hemen karşıya da 5 diye geçti. Şimdi bize düşen şuradaki A'ları bulmak. Eşit olan A'ları bulacağım. Bunun için de şununla bunun benzerliğini yapacağım dostlarım. Bak burası 5, 4, 3 oldu artık. Şimdi şuna ne diyelim? K diyelim. 90 M. 90 K. Şurası da M. Şimdi 90'ın karşısı 1. Burada 90'ın karşısı 5. Eşittir. Neyi bulalım? K'nın karşısını. K'nın karşısı bunda A. Bunda K'nın karşısı 4. A 4 bölü 5 çıktı şurası. 4 bölü 5 de burası geldi. Toplam 8 bölü 5 oldu. Bir de ortada 5 var. 25, 33 bölü 5 geldi cevabımız. 25 numaralı sorudayız. Aşağıda Efe'nin eş dikdörtgen şeklindeki laminatlarla kapladığı bir yer döşemesi gösterilmiştir. Bakın hemen artık burada alıştık. Şu kısa kenarlara A, A, A ve A dediğimde uzun kenarın şu dikdörtgenlerden birinin uzun kenarı 4A geldi. Kısa kenarı A, uzun kenarı 4A'ymış. Devam. Şurası A'ymış. 4A olması için şuraya 3A kaldı mesela. Şurası 4A, şurası 4A'ymış. Devam. Şuranın da tamamı şöyle gösterdiğimde 4A'dır diyelim. Bunu da söyleyelim. Başka öyle bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Yaparız. Bir şeyler daha buluruz. Neyse. Laminat parçalı kalmayacak. Üzerine yine şekildeki bir yerleşti. Şekilde verilen iki köşe arasındaki uzaklık 2 birim olduğu için şeklin çevresi nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şeklin çevresine bakarsanız şöyle bir kalın ve kırmızıyı alacağım arkadaşlarım.
Bakın şurası 8A bir kere. 8A. Artı şurada kısa kenar var A. 2 var. Yani 8A, A da buradan geldi. 9A var. Bir de 2 var. Şurada 5A var arkadaşlarım. 5A. Burada 1A, 4 burasıydı. 5A, 1, 2, 3 de buradan geliyor. 3A daha 8A yaptı. 8A daha ekleyelim buraya. Sonra şurası var A. Şurası var 5A. A ile 5A 6A yaptı. Bir tek nereyi yazamadım arkadaşlarım? Şurayı yazamadım. Şurayı da bilmediğim için yazamadım da muhtemelen 2 çıkacak. Evet, şu anda çevresini gösterdik. Çevresi bu. Yani bir de artı x var burada, pardon. Evet, şimdi biz buradan x'i bulacağız, a'yı bulacağız ve bunların değerini soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım kardeşlerim. Şöyle bir hesaplama yapalım mesela. Bak şurası, şurayı bir hesaplayın. Başka renk alayım hatta, yeşil alayım. Şimdi uzun kenar değil mi dikdörtgenin? 4a. 4 de buradan geldi, 8a. 1a da buradan geldi, 9a yaptı mı burası kardeşim? O halde şurası da 9A'dır değil mi? Bak şuraya kadar olan kısım. Şurada bir dikdörtgen var sonuçta. Şu dikdörtgeni görün. Şu alt kenarı da 9A'dır. Bak 4, 7, 8A var. Demek ki 2 dediğim şey A'ymış. A'yı 2 bulduk. Tamamdır hocam. A 2. A 2 ise burası 18 yapar. 2 buradan gelir. A 2 ise 10 yapar. 2 ise 16 yapar. 2 ise 12 yapar. Bir de x var şimdi. Şimdi x'i konuşacağız dostlar. Bunun için şurayı bir temizleyeyim de. Şu son yaptığımı. X'i de şuradan bulalım yine. Aynı muhabbeti yapacağım aslında. Bak şuraya bakın dostlarım. Şu mesafeye. Şimdi burası A, 4A, 3A. Bir de şu x yukarıdan aşağı inendi değil mi? Pardon. X yukarıdan aşağı inenmiş. Onu konuşalım diyeceğim ama hiç gerek de yok aslında ya. Ya şurası a, şurası 3a. O zaman x de a geliyor değil mi? Şuradaki dikdörtgenin uzun kenarından x de 2 çıkıyor yani. Hadi toplayalım. 18, 12 daha 30. 10 daha 40. 16 ile 4'ün toplamı da 20. Topladım 60, paketledim gitti arkadaşlar. Evet, devam. 26. soruya geldik. Aşağıda iki farklı renkte eş dikdörtgensel bölge biçimindeki kağıt gösterilmiştir. Tamam. Turuncu renkli kağıt mavi renkli kağıdın üstüne şekildeki gibi konulmuştur. AK2 KB biraz inceltiyorum kalemi. KB8 uzun kenarım 10. O halde bu da 10. NT. Şurası da x dostlarım. Bakın eşmiş bunlar. Şunları şöyle dikdörtgenlerimi göstereyim. Tabii ki şurası da 10 o zaman. Madem turuncunun da uzun kenarı 10. O halde kısa kenarım 6 diyelim. Şuraya 6 yazdık. Bu 6 ise bunun da burası 6. Şuraya 8 kaldı. 10 olması için buraya da 2 kaldı diyelim ve şimdi benzerlik yapabilirim arkadaşlarım. Şuraya A 90 B 90 A A 90 B'yi yazdım. Bak A'nın karşısı bu küçükte 2 şurada. Burada A'nın karşısı ise 6. Devam. B'nin karşısı burada x, B'nin karşısı 8. Buradan da şöyle 3 yapalım. 8 bölü 3 geldi x'imiz. Evet dostlar. 26 soru çözdük. Bayağı da soru var. Bunları iki bölümde çekelim biz. Bu birinci bölümümüz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.